Merhaba Montenegro kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu orta seviye yani intermediate seviye bir metnin Türkçe çevresi ve analizi olacak. Başlamadan önce hemen bir anons yapmak istiyorum. Mobil nokta İngilizce Instagram sayfası bana ait bir Instagram sayfasıdır. Bu Instagram sayfasında gerçekten işinize çok yarayacak günlük konuşma kalıpları ve deyimlerle ilgili güzel paylaşımlar yapıyorum. İngilizcenin bu yönünden de istifade etmek için mobil nokta İngilizce Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayınız şeklinde bir hatırlatma yaparak çevreye başlıyorum. Başlığımız şöyle survey, survey araştırma demek. Reveals, reveal açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak demek. Araştırma. Çıkarıyor ya da çıkardı. Metin başlıkları, haber başlıkları İngilizce'de geniş zamanla atılır hep. Ama olay olmuşsa biz dili geçmiş zaman şeklinde çeviririz. Most common daily mishaps. Most common en yaygın demek. Daily mishaps de günlük aksilikler. Mishaps, aksilikler. Demek ki araştırma en yaygın, gün içerisinde yaşanan en yaygın aksilikleri açığa çıkardı ya da ortaya çıkardı. Sometimes bazen our mistakes can have serious consequences. Consequences sonuçlar demek. Bazen hatalarımızın ciddi serious sonuçları olabilir. But a lot of the time ama çoğu zaman the mistakes hatalar we make. Bu arkadan which we make şeklinde bir relative clause var aslında. Ama buradaki which ya da that yutulmuş ve kısaltılma yapılmış relative clause'da. Ama çoğu zaman the mistakes we make yaptığımız hatalar in daily life günlük hayatta are dırlar nedirler? Just a little annoying yani biraz sinir bozucudurlar. Bu just da yani tam anlamıyla anlamını verebilir burada. We often call these little mistakes mishaps. Mishaps. Call adlandırmak, nitelendirmek demek. Biz genellikle ya da sık sık nitelendiririz. Bu küçük e, hataları, mistakes ya da e, yanlışlıkları mishaps, aksilikler olarak nitelendiririz. And survey company OnePol ve OnePol isimli anket şirketi has been asking people, bu present perfect continuous tense, insanlara sormakta yani bu işi geçmişte bir noktada başlamış e, hiç kesintiye uğramamış süreç hep yapmış ve hala da yapıyor anlamında present perfect continuous. İnsanlara soruyor about their daily mishaps yani günlük aksilikleri ya da hatalarına dair sorular sormakta. After talking to 2000 people 2000 kişiyle konuştuktan sonra the company şirket made a list of 20 yeah, of the most common mishaps. Şimdi made a list bir liste yaptı. Of ne anlam veriyor burada? 20 of the most common mishaps. En yaygın aksiliklerden 20 tanesini içeren bir liste yaptı. For example örneğin 11% of people surveyed. Gene burada that are surveyed ya da dead were surveyed. Ya da which were surveyed e, şeklinde. Ama relative clause kısaltılıyor. Ve kısaltılmış relative clause da sıfat formatında kullanılıyor. Yani e, örneğin araştırılan ya da ankete tabi tutulan insanların yüzde on biri sert söyledi. They had dropped a book while reading in the bath. Banyoda kitap ok banyoda okurken bir kitabı düşürdüklerini söylediler. They had dropped past perfect çünkü soru onlara yöneltildi geçmişte sonuçları ortada. Onun öncesinde geçmişin geçmişinde olduğu için olay past perfect tense kullanıyoruz. Other mishaps on the list listedeki diğer aksilikler include içeriyor. Ne içeriyor? Getting on the wrong train or bus say sayıyor şimdi yanlış tren ya da otobüse binmeyi virgül atmış. Sending a text message to the wrong person yanlış kişiye bir metin mesajı yollamayı. And making a meal for work ve e, iş için yemek hazırlamayı. But accidentally leaving it at home ama kazara onu evde unutmayı içeriyor. 16% of people, insanların yüzde 16'sı admitted, itiraf ettiler ya da kabul ettiler. They had forgotten about plans they had made. Bakın gene burada past perfect var. Neden? Çünkü bu soru kendilerine yöneltilmeden önce daha geçmişte olmuş olaylar. They had forgotten about plans they had made. Yapmış oldukları planları unutmuş olduklarını kabul ettiler while iken ne iken yani bir tarafta bunlar olurken others diğer bir grup diğerleri set söyledi they had greeted someone selamlamış olduklarını söyledi they thought they knew tanıdıklarını düşündükleri sandıkları birilerini ne selam verdiklerini söylediler but then ama sonra realized fark ettiler neyi fark ettiler they didn't they did not actually know the person aslında o kişiyi tanımadıklarını söylediler. Yani tanıdığınızı zannederek birisine selam veriyorsunuz. Sonra bir anlıyorsunuz ki o kişiyi tanımamışsınız ve biraz e, tabii e, şey pozisyonuna düşmüş oluyorsunuz. Yani kendinizi kötü hissediyorsunuz. Biraz böyle kendinizi tabir caizse inayi gibi hissediyorsunuz. According to the survey ankete göre the average adult average ortalama demek. Ortalama bir yetişkin Has 84 mishaps every year. Her yıl uh, 84 tane aksilik yaşıyor. Treden sonra bir ek bilgi veriliyor. More than one each week. Her hafta bir taneden fazla. And while 21% of people said ve insanların yüzde 21'i bu while iken söylerken They had learned something from their mistakes öğrenmiş olduklarını söylerken, hatalarından bir şeyler öğrenmiş olduklarını söylerken 31% %31'de söyledi ki that ki anlamında burada bağlaç diğer ifadeyi bağlıyor. Neyi söylediğini bağlıyor. They had made the same mistake again. Aynı hatayı tekrar yapmış olduklarını söyledi. Almost half of the people surveyed uh, almost hemen hemen demek half of the people surveyed ankete tabi tutulan insanların neredeyse ya da hem hemen hemen yarısı söyledi. They are able, ebildiklerini söyledi. To laugh at their mishaps. Aksi yaşadıkları aksiliklere güldüklerini söyledi. Gülebildiklerini able to be able to kendi eş That might be easy with some mistakes. Bu yani bu gülme durumu yukarıdaki cümleye gönderme yapıyor bu. Might yüzde 50-50 ihtimal. Kolay olabilir with some mistakes bazı hatalarda. But could you smile ama siz yapabilir miydiniz, gülümseyebilir miydiniz? After realizing fark ettikten sonra neyi? The meal you have been cooking pişirmekte olduğunuz yemeği, yemeğin has burnt yandığını fark ettikten sonra Because you forgot about it. Onu tamamen unuttuğunuz için. Forgot about it. But most people, ama çoğu insan, iki tira arasında bir açıklama getiriyor buna. Almost nine out of ten. Neredeyse onda dokuzu diyor. Just feel that. Yani sadece his şöyle hissediyor ki, these mishaps are part of life. Bu aksilikler hayatın bir parçası. Böyle hissediyor. Şimdi bir de liste verilmiş top 10 daily mishaps. Yani listede ilk 10 sıradaki günlük aksilikler. Bakın birinci sırada ne var? Send a text to the wrong person. Yanlış kişiye bir mesaj gönderdi. To accidentally greeted someone you didn't know. E, tanımadığınız bir insana ya da tanımadığı bir insanı yanlışlıkla selamladı. Got on the wrong train or bus. Yanlış tren ya da otobüse bindi. Shrunk clothes in the laundry, e, çamaşırhanede yani çamaşır yıkarken, e, ne yaptı? Shrink çekmek, çektirmek demek. Frank'ın ikinci hali kıyafetlerini çektirdi. Yani kıyafeti yıkandığı için fazla e, sıcak suda. E, ne yaptı? Kıyafet kıyafetini çektirdi yıkadığı için. Clothes change color in the laundry, çamaşır yıkarken kıyafet e, renk değiştirdi. Burn a meal because you forgot about it. Unuttu için ne yaptı? Bir yemeği yaktı. Prepare a meal for work but forgot to take it. İş için yemek hazırladı kendisine ama almayı unuttu. Forgot to add detergent to the laundry. Çamaşıra deterjan koymayı unuttu. Laundry çamaşır için genel o anlamda kullanılan bir kelime. Forgot to put your phone on silent and it rang. Telefonunu sessize almayı unuttu ve o çaldı telefon. Try to unlock the wrong car. Yanlış e, arabanın kilidini açmaya çalıştı. Evet ve metnimiz burada son buluyor. Ee, bununla birlikte Emre Hoca İngilizce Akademi YouTube kanalı da bana ait bir YouTube kanalıdır. Orada zaten devasa e, çok sayıda çeviri ve metin analizi çalışması var. Oradan da çalışmaları takip edebilirsiniz diyorum. Bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. E, mobile nokta İngilizce Instagram kanalına da hepinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla, hoşçakalın.